İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün saat 12'den itibaren insani nedenlerle ateşkes onaylandı. Savunma Bakanlığı sözcüsü, düşman Kapan bölgesindeki Yeritsvank ve Arzumanik yerleşimine doğru İHA saldırısı gerçekleştirdi. Kıbrıs Parlamentosu, Azerbaycan'ın Artsakh'a yönelik saldırısını kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. Mashregh News, Türkiye'nin Azerbaycan'a taşıdığı terörist sayısı 900'den 2000'e çıktı. Kilikya Ermenistan'ın Hatay ilinde büyük yangın. Batı Ermenistan'daki tarihi mağara hazine avcıları tarafından tahrip edildi. Moskova'da Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'un katılımıyla ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmelerden sonra okuduğu açıklamada özellikle şunlar belirtiliyor. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in mesajına cevaben ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Vladimir Putin'in yaptığı anlaşmalar uyarınca taraflar aşağıdaki adımlar üzerinde anlaştılar. 1. 10 Ekim 2020 saat 12'de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin arabuluculuğuyla ve standartlara uygun olarak insani amaçlarla tutukluların ve diğer saklanan kişilerin değişimi ve ölenlerin cesetlerinin değişimi için ateşkes ilan ediliyor. 2. Ateşkes rejiminin özel kriterleri de ayrıca kararlaştırılacak. 3. Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyetleri AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla çözümün temel ilkeleri temelinde bir an önce barışçıl bir çözüme ulaşmak için önemli müzakerelere başlamaktadır. 4. Taraflar müzakere sürecinin değişmeyen biçimini onaylamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre düşman Yeritsvank beldesi ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin Sunik bölgesi Kapan şehrinin Arzuvanik yerleşimine İHA'larla saldırdı. Arsak Cumhuriyeti Ombudsmanı Artak Beklaryan ise sabah saatlerde Azerbaycan tarafının Stepanagert'in sivil yapılarını tekrar hedef aldığını açıkladı. Ermenistan Cumhuriyeti Bilim, Eğitim, Kültür, Diaspora, Gençlik ve Spor Daimi Komitesi Başkanı Mkhitar Hayrapetyan'ın belirttiğine göre Kıbrıs Parlamentosu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Artsakh Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını kınayan bir kararı oy birliğiyle kabul etti. Hayrapetyan, Temsilciler Meclisi ayrıca paralı teröristlerin katılımıyla Azerbaycan tarafından başlatılan saldırganlığa ve sivil yerleşimlerin bombalanmasına Türkiye'nin tam desteğini kınadı ve acil ateşkes ve barış görüşmeleri çağrısında bulundu diye yazdı. Armenpress'in alıntıladığı ve İranlı Mashregh News internet sitesinin bildirdiğine göre Azerbaycan ve Türkiye hükümetleri tekfiri teröristleri ve İsrail hükümeti İran'ın kuzeybatı bölgelerine tehdit oluşturan bir ittifak oluşturdu. İnternet sitesi Türkiye'den Azerbaycan'a aktarılan terörist sayısının 900'den 2000'e çıktığını iddia etti. İnternet sitesine göre teröristler Sultan Murat, Cej el-Şarh, el-Hamza, el-Nohba, el-Şam gruplarından gelmekte ve Tartar bölgesinin batı kesiminde, Karabağ-Azerbaycan temas hattının güneydoğu bölgelerinde ve Hocavent, Ağdam ve Mardagert'in batı kısmında konuşlandırıldı. Kilikya Ermenistan'daki Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangın 300-400 hektarlık bir alanda etkili oldu. 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşı etkiledi. Batı Ermenistan'daki Adıyaman'da taş devrinden kaldığı belirtilen ve arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Palandı Mağarası defineciler tarafından tahrip edildi. Sprey boyalar ile tahrip edilen mağara içinde kaçak kazı yapanlar tarafından duvarlarındaki geyik, dağ keçileri ve insan figürleri de sökülerek çalındı. Daha önce iki girişine konulan demir kapıların da kırılarak tahrip edildiği mağaranın duvarlarında 45 figür bulunduğunu Günümüzde ise birkaç tane kaldığını belirten arkeolog Yusuf Nazlı, Palanlı mağarasında çeşitli tahribatlar mevcut. Bu tahribatlar yerel halk ve kaçak gazı yapan kişiler tarafından yapılmış. Diğer kaya resimlerinin çoğu tahrip edilmiş, defineciler tarafından sökülüp götürülmüş, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Akulistik Kaç Badani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.